Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepiniz saygıyla selamlarım. Sayın Bakan, size bir çocuk hekimi ve bir çocuk sağlığından sorumlu uzman olarak artı Sağlık Bakanı olarak seslenmek istiyorum ama önce Sağlık Bakanı olarak. Sayın Bakan, randevu süreleriyle ilgili zaten sabıkalısınız. Sayın Bekir, mikrofona konuşmazsanız sıkıntılı, mikrofona konuşurum Sayın Başkan. Mikrofona. Şimdi Sayın Bakan bir soru önergesine bir cevap vermiş. Çok yeni geldi. Diyor ki poliklinik muayene randevuları 10 dakikadan az olmamak üzere 60 dakikaya kadar belirlenebilmektedir. Valla hangi dünyada yaşıyorsunuz bilmiyorum. Çok zor. Demin Sayın Milletvekillerimden biri söylemişti. Türkiye'de bir hastalığa şu anda sayenizde 3 reçete yazıyor Sayın Bakan. Bakın, önce aile hekimine gidiyorsunuz. Olmadı acile gidiyorsunuz. Olmadı uzmana gidiyorsunuz, özel hastane vesaire. 3 reçete, 3 reçete Sayın Bakan bir hastalığa randevu alamıyorsunuz. Sayın Bakan, bugün maalesef belki de güzel oldu. Bugün sizden gelen bir soru önergesine cevap. Şöyle bir cevap vermişsiniz. İntern hekimlerin maaş ödemelerine ilişkin önergenizde yer alan hususlar bakanlığımız görev alanına girmemektir. Peki Sayın Bakan, neden intern hekimlere şu kadar maaş bağladık diyorsunuz? Neden diyorsunuz Sayın Bakan? Bir de şu, hani o Milli Eğitim Bakanı'nın eski dönemde söylediği bir söz var. Şu okullar olmasa ne güzel idare ederim. Demin de bir vekilim şey yapmıştı. Siz bu cevabı verme durumunda olmamalıydınız Sayın Bakan. Meharesi üzerinden randevu alarak uzmana görünen herhangi bir hastalık tanısı konmayan, tedaviye ihtiyaç duymayan çok hastamız var. İyi olduğumuzu doktordan duymak güzel olmasına güzel ama tedavisi gecikirse üzüleceğimiz hastaları düşünüyorum. Ya diyorsunuz ki siz hastaneye gitmeyin diyorsunuz Sayın Bakan. Ne güzel bir bakanlık bu. Şimdi bir çocuk hekiminden ziyade bir baba, bir dede olarak, gençsiniz ama bir baba olarak konuşuyorum. Bir çocuğunuz doğdu ve dedi ki doktor, sizin çocuğunuzda SMA hastalığı var. Ve siz de dediniz ki ya bunun tedavisi var mı? Nursin Ersen falan dediniz ama pek etkisi yok. 3 tane tedavi şekli var. 3 tedavi şeklinden bir tanesi 2017'den beri var Sayın Bakan. FDA onaylamış. EMA Avrupa Medikal Ajansı onaylamış. Dünyada Sayın Bakan, onu da söyleyeceğim. Literatür yok demişti Derya Yanık, Sayın Derya Yanık. Ya Sayın Bakan, siz bazen kabinede falan toplanıyorsunuz da Vedat Bilgin olsun, Derya Yanık olsun, Sayın Bakanlarımızı bilgilendirmiyor musunuz? Bu konuda literatür yok dediğiniz yerde 46 ülke onay vermiş Sayın Bakan. Avrupa Birliği onay vermiş. Amerikan FDA onay vermiş. 5 yıl olmuş. 5 yıl Sayın Bakan ve siz bakanlara bu kabinede çay kahve mi içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bakın 2020'de bu komisyon raporu yayınlandı. SMA ile ilgili. 2020'de öneriler var. Yıl 2022 oldu. Sayın Bakan burada da yazıyor. Ve sizin bakanlığınızın şurada arkadaşlar bilim kurulunun raporu var. Raporda diyor ki, raporda bakın binlerce literatür de söylerim. Türkiye'de yılda 150 çocuk doğuyor. Her 2 günde bir çocuk ölüyor. Bakın 2 günde bir çocuk ölüyor. Türkiye'de 10,5 aylık oldu bu çocuklar ölüyor. Türkiye'de 150 çocuk doğuyor ve 2 günde bir çocuk ölüyor. Siz bu rapor yayınlandığından beri ölen 300 çocuğun vebali nasıl vereceksiniz? 300 çocuk öldü. Çünkü Türkiye'de bunun tedavisi yok. Ben bir ilaç firmasının vesaire temsilcisi değilim. Ama şu var. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan. Kabul ettiniz. Nasıl kabul ettiniz biliyor musunuz? Nasıl kabul ettiniz? Bakan 2 gün sonra 1 Aralık'ta bir beyanat verdi. SMA tedavisini gündeme alacağız. Avrupa'da uygulanan bir tedaviyi. İngiltere'nin şu anda ücretsiz verdiği tedaviyi. Bakın vitrininiz çok iyi olabilir. Ama mutfak çok kötü. Vatandaşımız bunu bilmiyor. Sağlıkla ilgili tamamen fiyaskoyu yaşıyoruz değerli vekillerim. Tamamen fiyaskoyu yaşıyoruz. Dünyanın hiçbirinde, bakın burada Recep Aktay eski bakan vardı. Komisyonda söylediği şey şu, Sayın Bakanım dedim, bir çocuk hekimi olarak test ediyorum. Sizin için bir 5 dakikada, 10 dakikada bir çocuk muayenesi olur mu? Ya çocuğun soyması, giydirmesi zaten 5-10 dakika sürüyor. Aileye beslemeyi nasıl anlatırsınız? Recep Aktay, Sayın Bakanım, eski bakanım demişti ki 20 dakika bile yetmez demişti. Peki ya şu andaki şey, siz nasıl rıza gösteriyorsunuz Sayın Bakanım? 20 dakika pozitif ayrımcılık yapılacak bir ülkede siz diyorsunuz ki hastaneye gitmeyin, hastaneye. Ben şöyle söyleyeyim. Diğer... Tamamlayın sözlerinizi.
Birinci basamak sağlık hizmetleri uygulamasını kabul etmediğiniz müddetçe siz Sağlık Bakanı olarak hastaneye, doktora gitmeyin diyeceksiniz Sayın Bakan. Ne kadar acıdır bu. Ben şunu söyleyeyim. Millet İttifakı'nın bakanı geldiğinde, bu arada o önümüzdeki süreçte, 6 aylık süreçte ölecek olan hastalığı vebaldesi aittir. Millet İttifakı'nın Sağlık Bakanı geldiğinde bu tedavi en kısa zamanda diğer tüm tedaviler gibi yerine getirilecektir. Çocuklarımız ilaç olmadığı için ölmeyecekler. Teşekkürler Genel Kurul Sayın Sayın Suzan Şahin.